Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle ipimi esneterek hem konuşup hem ipimi esneterek başladım arkadaşlar. Yine iğneden tığa size bir model hazırladım. Şöyle bakın iğne oyası modelimiz şu şekilde. Bu istenen iğne oyası tığa çevirmesi istenen modelimizi tığa çevirdim. Arkadaşlar inanın mübalağa etmiyorum. Birebir aynısı aynı zarflıkta yaptım sizler için. Şöyle modelimi de göstereyim. Bakın şöyle birebir aynısını hazırladım bakın. Kirpikleri de e, bu size göstermiş olduğum cansil hortumundan yaptım. Ara suyunu da aynısı gibi şöyle fil dişinden sizler için hazırladım. Şöyle göstereyim daha net bakın. Diplerini böyle sıkıca iki zincir çekerek yaptım. Modelim bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, tülbentimizi şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırladık 696 ne oldu videomda e, tığlama işlemini merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğniyoları yazdığında hemen tülbent kenarı tığlama işlemi tüm püf noktalarıyla o videomda mevcut oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi bakın ilk başlar gibi başlayacağız bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik şöyle e, fil dişini başta 3 tane sonra da arkadaşlar 5 tane koydum arasına siz ne kadar koymak istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz Evet şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik bir tane fil dişi yapacağız ve 3 tane zincir çekiyorum şöyle ilk başta gösterdiğim gibi ipimi esnetip sıkı sıkı da 3 zincirimi çekiyorum hemen sıradaki tığ ya böyle sık iğne ile sabitliyorum 2 tane zincir çekiyorum dip kısmına iki zincirimi çektim direkt bu üç zincirle yuvama sabitliyorum Bakın, böyle sık iğne gibi oldu tam iki zincir boyutunda oldu ve sekiz tane sıkı sıkı zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 döndüm şöyle düz tarafına hemen sıradaki tığ battının içine giriyorum bu 8 zincirimi kapatıyorum kalıp gibi şöyle güzel bir fil dişi oldu şimdi buraya dört tane üçer zincirden tığ battı hazırlıyorum Üç zincirimi çekiyorum sıradaki tığ battıma Üç zincirimi çektim sıradaki tığ battı ya 1 2 3 zincir sıradaki tığ battı ya 3 zincirimi çekiyorum sıradaki tığ battıya kapattım Toplamda 4 tane bu şekilde tığ battı hazırladım. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Şöyle ters tarafına çevirdim. Arada bir tane bırakıp ikinci tığ battıya bu şekilde 7 zincirimi sabitledim. Bir tane bakın 7 zincirden yuva oluşturdum. 2 zincirimi çekip düz tarafına dönüyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girdim 2 ve 2 küçük bir trabzan üzerine 4 zincir hemen trabzanımı aralıyorum bir tane tonucuk oluşturdum şimdi iki batığımı doladım ve yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 3 seferde aldığım bir trabzan üzerine 4 zincir buraya kapattım. 1, 2 ve 3. Şimdi yine aynı şekilde 7 zincirli yuvanın içine giriyorum. Bakın 2, 2, 2 ve 2 olarak trabzanımı aldım. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Kirpik oluşturdum. Sonuncuyu da 3 defa ve yuvaya girdim. Bu sefer 1. 2 2 2 ve 2 aynı şekilde trabzanımı hazırladım 4 zincir yine son yapmış olduğum trabzanın arasına 4 zincirimi kapatıp kirpiğimi oluşturdum geriye kalan kısma da 9 tane bu şekilde sık iğne yapacağız şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kenar sık iğnesi 9 adet yine 7 zincirli ana yuvaya girdim yaprağımız hazır bu şekilde sık iğnelerle yaprağımızı hazırladık şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi 5 zincirden iki tane dal yapacağız 5 zincirimi çekiyorum kapattım 5 zincir buraya yuvanın içine 5 zincirden 2 tane minik dal yaptık ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum aşağı meyletmesin diye 2 zincir çekiyorum hemen tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum Bakın bu şekilde yaprağımız hazır arkadaşlar ve buraya şu ara mesafesi olan 4 tane tığ battığı yapacağız. Şimdi 3 zincir. Sadece bu iniş sık iğnenin yanındaki iki yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir oraya fazla oluyor. 3 zincir. Şöyle 3. 3 zincir. Yandaki boş tığ battığı kapatıyorum. 3 zincir. Şimdi arkadaşlar 4 tane olunca hemen yine fil dişi yapacağız. Yani ara suyumuzu yapacağız bakın. 5'incinin içine 2 zincir çekip dönüyorum. Bu 3 zincirli tığ battığının içine sabitliyorum. 8 tane zincir. 6 7 ve 8. Çevirdim. Buraya yuvanın içine kapatıyorum. 3 tane zincir bu şekilde birazcık fazla yapıyorum Çünkü oradaki arası da bu şekildeydi artma işlemi böyle bol bol güzel duruyor arkadaşlar hemen sıradakine kapatıyorum dönüyorum İki zincirle yuvanın içine kapattım 8 tane zincir çeviriyorum 1-2-3 zincir. Yuvanın içine girip kapattım. 2 zincir çevirdim. Şöyle kapatıyorum. 8 tane zincir. 7 ve 8 döndüm. 1-2-3 zincir. Bakın. Bu şekilde çok güzel bir ara suyu oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bundan buraya 5 tane ara suyu yapacağız. Bakın 3 oldu. 2 tane daha yapıp 5'e tamamlayalım. Şimdi 3 zincirimizi kapattık. 2 zincirimizle döndük. Şöyle tığ battıya sabitleyelim ve 8 tane zincir çekelim. Düz tarafına dönüp Hemen buraya sabitledim. 3 zincir sabitliyorum. 2 zincir döndüm. 8 tane zincir. Çevirdim düz tarafına ve buraya boş olan tığ battıya kapattım. Şimdi diğer yaprağı yapmak için 4 tane tığ battı mesafesi yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar 4 tığ battan sonra demin gösterdiğim yaprak işlemi yapılacak. Bu şekilde çimeni devam edecek. Bakın. Bu şekilde bakın ara suyunu 5 tane yaptım. Sonra bu dört tanenin üzerine de bu yaprak yapılacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu iki dalımızın üzerine çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet şöyle modelimizi ters tarafına çeviriyorum. İlk dalın içinden sık iğne ile girerek ipimi buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Ve buraya yuvamın içine sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde bakın dalların arasına girerek 5 tane zincirden yuva oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip buraya 4 tane 7 zincirden kirpik yapıyoruz. Bu ikinci 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3. içine girip sabitliyorum. Yine 7 zincir. 4.yi de aynı şekilde buraya sabitledim. Bakın bu 5 zincirli yuvanın içine 4 tane 7 zincirden oluşan kirpik hazırladım. 4 zincir çekiyorum. Şöyle tersine çevirdim bu yapmış olduğum kirpikleri ilk kirpiğin arasından girip tığım aldım ikinci kirpiğin arasından girip tığım aldım bu şekilde buraya fıstık oluşturdum 5 tane zincir çekiyorum 5 zincir yuvamız olacak yine tığıma diğer iki kalan ilmeği bu şekilde aldım sık iğne ile sabitledim bakın iki tane fıstıktan oluşan yuva hazırladım bir zincirle düz tarafına dönüp hemen 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oluşturdum. Şöyle ışığımızı yaklaştıralım. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Bu camsil hortumunu artık yağ çöz hortumu tanıyorsunuz. Tanıttık takipçilerimiz biliyor arkadaşlar sert olduğu için kalıplaması güzel oluyor şöyle o yüzden bunu tercih ediyorum tığının başı da olur arkadaşlar kapak kısmı da olur iki zincirimi çektim buraya taktım şöyle dibine sıkı sıkı iki zincir çekerseniz sıkı da kalıplayınca çiz çektiğimiz zaman kirpikler kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar biraz ben ışık için eğer net yapamıyorsam siz daha güzelini yaparsınız. Şöyle bir iki zincirimi çektim. Dört oldu. Yine dibinde 1 iki zincir uzattım. Kalıplama işlemini sıkı yapın. Çıkarıldığı zaman kalıp gibi olsun. Şöyle ipi güzel esnetip incecik yapıyorum çünkü sonra uzuyor arkadaşlar o yüzden güzelce esnetin Evet toplamda 7 tane olacak bakın 2 4 6 7 tane oldu son koparmadan önce de şöyle dibine bir iki tane zincir çekiyorum birisi sık iğne için birisi de üzerine zincir şöyle biraz uzun kesin arkadaşlar bakın bunu da anlatmak istiyorum. Şu arka taraftan şöyle ipi arkaya doğru çekiyorum ve üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Gördünüz arkadaşlar. Şu sırf şu kısımda yanık izi oluşmasın diye arkaya çekiyorum. Arkadan eğer yakarak da göstermeyiz diyorsanız bu şekilde de olur. Şöyle. Bunu da direkt çevirince meyilli arkadaşlar. Uç bu tarafta zor oluyor. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Bu iyice kalıpladığımız için hiç bozulmadan kirpikler güzelce çıkıyor. Şöyle elimle sola yatırıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle çiçek gibi açılıyor o şekilde sola yatırınca. 7 tane ilmeğimizi sıkı sıkı kalıpladık. Şöyle de açalım. Bunları şöyle açmamız yeterli. Şöyle tersinden de ters tarafından da sadece kirpiklere şöyle sürebiliriz bu Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi böyle açtık. Şöyle ters tarafına yerleştirdik. Hemen ütüyü getireyim. Evet şimdi arkadaşlar bakın burası hiç bozulmadan şöyle sadece şöyle üzerine oturtturuyorum. Bakın sadece bir fıs yapıyorum. Şöyle yaptım. Evet şöyle bir kere siz görün diye fıslama işlemi yaptık ütüyle. Şöyle arkadaşlar bakın. Siz daha güzel bunu böyle bastırarak ütüleyin. göstereyim. Bu da daha önce hazırladım. diyelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş ve zarif durdu. Bakın şöyle net tutayım. Bir de bunu oh, bu kirpikleri arkadaşlar 7 zincirle böyle 7 tane yaparak ilmek yapamayanlar arkadaşlar o şekilde yapabilir. 7 ilmek yerine 7 zincir çekerek bu kirpikleri bu şekilde oluşturabilir. Gerçekten çok güzel oldu. Aynı sayılarla da bu ara suyunu yaptığınız takdirde kalıp gibi de bir ara suyunuz olacak. Şöyle güzel bir model oldu arkadaşlar. Zarif de oldu. Bakın. Şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım. Evet. Sallantılı hali de bu şekilde. Ara suyuyla çiçeğiyle birebir aynısını yaptım sizler için arkadaşlar. Çok da güzel oldu gerçekten. Çok da zarif oldu. Şöyle güzel bir iğneden ta modelimiz oldu. Elinizde şöyle hemen düzeltip arkasından da ütüleyin veya ütülemezseniz de arkadaşlar olur bozulmaz yani ama hani bunlar bir kere ütü alınca bir daha ütü istemiyor bu şekilde çok hoş duruyor gerçekten çok güzel oldu yani bazı iğne oyası modelleri daha çok güzel duruyor arkadaşlar evet sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.